Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir On Air Family videosuyla karşınızdayız. Bugün evet. Ne işleyeceğiz? Bugün şunu işleyeceğiz. Türkiye'ye bizim gidişimiz yaklaştı. Böyle bazen aklımıza geliyor. Diyoruz ki ya gitsek Türkiye'ye burada neleri özleyeceğiz acaba? Orada da bir sürü şeyi özledik. Zaten anlatıp duruyoruz. Ama burada neleri özleriz? Bir de onlardan bahsedeceğiz. Evet, yani Amerika'nın sevdiğimiz yanlarını sizinle paylaşmak istedik. Evet. Bu bizim kendi bakış açımızdan, kendi yaşadıklarımızdan, tabii, kendi tecrübelerimizden hissettiklerimiz. Son bir iki haftadır arkadaşlar evi paketliyoruz. Çünkü evi depoya kaldıracağız. Geleceğimiz zaman burada bir evimiz olmayacak. Türkiye dönüşü sonrasında tekrar yeni bir eve geçeceğiz. O yüzden de burada evimiz olmayacağı için bütün evi paketleyip arkadaşlar şu anda depoya kaldırmak için onu uğraşıyoruz. Depo arayışı yaptık. İşte bir süre depoya karar verdik. Sonrasında da şimdi kolileri aldık. Kolliyoruz bütün eşyaları falan. Hatta bunları da mümkün olduğu kadar depo aşamasında sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir video haline getireceğiz bir aksilik olmazsa. Çok soran oldu, eyalet mi değiştiriyorsunuz diye. Hayır arkadaşlar, biz eyalet, hatta şehir bile değiştirmeyi düşünmüyoruz. Sadece evi değiştiriyoruz. Geldiğimiz zaman başka bir eve geçeceğiz. Bu arada Corona Del Mar'a geldik. Biz yürüyerek yapacağız. Bir yandan da burada çok harika evler var. Çok güzel evler sahil eşliğinde. Ara ara o evleri de göstereceğiz. Yine arkadaşlar burada bir tane daha önce size bir göstermiştik. Şöyle kitaplık yapmışlar buraya. Kitaplar bırakmışlar. Evet. Buradan siz istediğinizi alıyorsunuz ama tabii ki aynı zamanda da geri getiriyorsunuz, yeni yenisini bırakıyorsunuz. Evet. Böyle bir dönüşüm süreci yaratılmış. Çok güzel bir şey. Evet, çok ücretsiz güzel. Olarak buradan alıp bırakabiliyorsunuz. Çok güzel. Almadım ben. Birazcık çevreyi de göstereceğiz bu süreçte. Bakın şu evin manzarası şöyle direkt Pasifik'e bakıyor. Harika bir manzarası var. Evet Esra Hanım, söyle bakalım Amerika'nın... Neyini özlerim? Yani güzel yanlarından başlayalım. Peki. 9 başlık altında yaptık. Evet. Şimdi başlayalım ilkinden. Benim öncelikle gerçekten özleyeceğim şey şu olay, bak şu olay. Yolların çok güzel olması. Ha, yolların yani güzel olması. Yani yollar güzel. Aynı zamanda da mesela ben bebek arabasını alıyorum Mila'yla. Yürüyüşe çıktığım zaman hiçbir engele takılmıyorum. Çok rahatım. Evet. İstediğim kadar gidebilirim ve yani çok nadiren hiçbir engele takılmıyorum diyebilirim. Rahatça iniyorum çıkıyorum çünkü her taraf dümdüz. Evet. Kaldırımlarla inersin çıkarsın veya bir binaya bile girdiğinde mutlaka asansör vardı. Çok nadir benim asansör olmayan veya işte böyle sadece bebek arabası için değil tabii bu. Engellilerin de mesela kullanması için uygun olmayan yer sayısı burada çok çok az. Hatta şaşırıyoruz, diyoruz ki aa nasıl olur da şey olmaz falan diyoruz. Bu olay çok rahat geliyor bana. Şehir planlama arkadaşlar çok gelişmiş durumda. Belediye süreçleri, belediyecilik de çok gelişmiş durumda. Hakikaten yani şurada gördüğünüz gibi işte mesela örnek şuradaki geçişin sıfırlığını şöyle mesela Mila uyurken şuradan geçerken göstermiş olalım. Evet. Yani buradan geçtiğiniz gibi karşı tarafta da yolun karşısı da sıfır durumda. Bunu yani İstanbul'da çok belli yerlerde görebiliyorsunuz. Çok yani ve istikrarlı bir şekilde olmuyor. Biz İstanbul'da bebek arabasıyla çok zorlandığımız noktalar oluyordu ki zaten biliyorsunuz bununla ilgili son zamanlarda engelli vatandaşların yaptığı ben bir YouTube kanalına rastlamıştım. Evet. İsmini hatırlamıyorum ama çok güzel bir kanaldı. Caddebostan'da bile zorluk yaşıyordu mesela. Yani birçok yerde rampalardan çıkarken, arabanın işte kaldırıma park edilmiş olmasından tutun da birçok şey. Bu anlamda burada pek bir şey yaşamadık açıkçası. Hiç yani gördüğünüz gibi burada devam ediyor dümdüz ve iniş çıkışlar çok başarılı. Bir yandan da tabii şey çok güzel, yine bir şehirciliğin bir parçası olarak yeşillikler, parklar, her yerde çok park olması. Çocukla çıktığımda ben en uzak park 5 dakika falan oluyor yani. Ve bu her noktada böyle. Bizim olduğumuz bölgede sanıyorum 5 tane park var galiba. Değil mi? Evet, bizde neredeyse yani, aynı uzakta 5 tane falan park var. Böyle bir 15-20 dakika uzaklıkta belki de onlarcadır yani, bilmiyorum, çok fazla. Çok fazla park var. Evet, ve hepsi de şöyle bir durum var, hepsi farklı. Bir takım çocuk oyun aletlerine evet, sahip, tabii, farklı özelliklere sahip. Yani böyle hani evet, küçük ve hani nasıl anlatayım, çok değil yani, standart evet, değil. Hepsinin farklı özellikleri var. Park konusu evet, Amerika'da hakikaten önemli, çok özel. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sponsoru bu arada Cambly. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik, bir iki videomuzda belki hatırlarsınız. Cambly bir İngilizce konuşma platformu. Cep telefonunuzu app olarak indirebiliyorsunuz veya bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Ana dil İngilizce olan öğretmenlerle İngilizce pratik yapabilme imkanı sunuyor size. Bunu istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Bu durumda kış, yaz fark etmiyor. Yaz tatilindeyken sabah denize girip akşam atıyorum bir saat pratik yapabilirsiniz. Ve zaten İngilizcenin önemini hepimiz biliyoruz. Sadece Amerika ile sınırlı değil. Buna ulaşmak da artık çok kolay. Dediğimiz gibi Cambly'yi indirerek buna sahip olabilirsiniz.
bunu ömür boyu sizinle kalacak, kendinize yapacağınız çok güzel bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bir çanta veya telefon almak gibi değil, ömür boyu sizinle her yerde işinize yarayacak bir şey. O yüzden Cambly'i deneyin, teoriyi yanında pratiğinizi de geliştirin ve İngilizce konusunu kökten çözebilirsiniz. Size altta şimdi bir 10 dakikalık konuşma kodu vereceğiz, bizim kendi yarattığımız bir kodla girip 10 dakika pratik yapabiliyorsunuz. En azından bu 10 dakikayı bir deneyin, nasıl olduğunu görün. Kafanıza uyarsa ki eminim uyacaktır çünkü ücretsiz. Gerçekten çok güzel. Bu arada bu 10 dakika ücretsiz, evet. Yavaş yavaş uçurumun kenarına doğru gidiyor. O yüzden konsantre olamıyorum ama evet efendim, Cambly'i öneriyoruz. Evet, size 10 dakikalık kullanım kodunu kullanmaya bekliyoruz. Açıklamalarımıza bakın. Oradan kodu alın ve başlayın. Amerika'nın diğer bir sevdiğimiz yönü evleri. Değil mi? Evlerin yapısı, şekli, yani nasıl diyeyim? Yüksek yüksek binalar. Bir kere binalar, çok geniş. Evet, çok zaten büyük. Amerikan büyükler evleri, yani. Aynen, çok büyükler. Ve böyle dikkat ederseniz hiç yüksek yüksek binalar falan yok. Yapılmıyor. Yani kısa katlı hep ve kısa yayvan katlı. Yani evet, genel aynen. olarak. Aynen. Ve ahşaptan yapılıyor zaten. Hatta geçenlerde deprem oldu zaten, biliyorsunuzdur muhtemelen. Evet, aslında o konuya değineceğiz, yani önemli. Evet. Deprem olduğunda burada kimsenin kimse umurunda değil yani. Çünkü neden? Zaten her yer ahşap. Evler bir katlı, iki katlı. Kimse dışarı bile çıkmıyor. Yani 7.1 şiddetinde deprem oldu. Kimsenin umurunda olmuyor. Çünkü böyle yüksek... İlk bir 6 küsur oldu. Sonra bir tane daha oldu. Evet, evet. Yani 6.8 bine civarında bir şey oldu. Evet. Yaşadık yani. İkisini de evde yaşadık. Bir tanesini, en büyük olanı Costco'da denk gelmiştik. Costco'da hatta evet. raflar falan sallanıyordu. Bayağı büyük raflar. Genel olarak yapılar çok basık. Yani basıktan kastım, işte bakın burada mesela iki katlı. İki kat haricinde en fazla üç katlı yapı görebiliyorsunuz. Öyle olduğu için de, zaten ahşap olduğu için, esnek olduğu için insana bir korku gelmiyor. Yani diyorsunuz ki en fazla ne olabilir? Tabii ki mutlaka hatta hani gene kapı. Yani olabilir. Ölümlü evet, şey olabilir ama tabii ki betona göre çok daha korunaklı hissediyorsunuz kendinizi. Daha esnek, daha yapılar bu titreşimi alıyor. İçinde absorbe edebiliyorlar. O yüzden bu çok büyük bir artı bence. Buradaki... Şu kapının girişini göstereyim. Çok güzel. Şurası. Evet, çok harika. Çok harika yapmışlar. Evet. Zaten şöyle bir mahalle arkadaşlar. Şöyle bir mahalle gösterelim. Bir sahil kasabası. Burası tam bir sahil yani. Kasaba modunda. Şöyle aşağı inelim istersen şuradan mı? Bir diğer sevdiğimiz nokta nedir? Doğaya yakın olabilmemiz, değil mi? Zaman zaman. Doğaya yakın, yani zaman zaman değil. Çoğunlukla doğa korunmuş durumda Amerika'da. Evet. Ya Amerika çok büyük bir ülke. Yani çok fazla nüfus var aslında ama toprak çok büyük olduğu için 329 milyon nüfus var şu anda. Dünyanın 3. en büyük ülkesi şey olarak, nüfus olarak. Çin ve Hindistan'dan sonra en yoğun nüfusa sahip ama çok geniş topraklar olduğu için çok fazla hissedilmiyor. Yayılmışlar bu. Çünkü. Evet, çok yayılmışlar yani ciddi boyutta. Evet, burada mesela şöyle değil. Yani bir şehir merkezinde herkes yaşamıyor. Böyle bakınca yukarıdan, böyle bazen bir tepelik bir yerden baktığında bütün her yerde yayılmış. Evler var. Böyle evet. yayılmış vaziyette. Ve tabii tepelik yerlerde yerleşim çok fazla, o yüzden de yok. Daha çok evet. düz yerlerde var. Oralar ama hep dağlık ve şey. Doğal yaşam yani. Doğru yani evet. çoğu yerde, hatta yanlış hatırlamıyorsam Oregon'da çoğu yere imar, yani %90'ın üzerinde bir oranda imar bile yok, verilmiyor yani öyle bir şey var. Evet. Doğayı korumuşlar arkadaşlar, yani burada belki tarih yok, geçmişte işte yani çok büyük bir tarih olan bir yer değil, bir ülke değil biliyorsunuz. Tarih yok o kadar geçmişe dayanan, fakat doğasını korumasını sağlamış bu beraberinde yani. Şu an mesela biz buraya gelmeden önce aslında çekmeye çalıştık. Evden çıktığımızda Esra bir kelebek gösterdi. Diyor ki hayatımda gördüğüm en büyük kelebek olabilir falan dedi bana. Bizim öyleydi, evin bahçesindeydi. Yani hakikaten çok güzel bir kelebekti ama size yakalayamadık onu. Evet. Çok hızlı hareket etti ve gözden uzaklaştı. Bahçeli bir eviniz olduğunu düşünelim. Ceylan, işte ne bileyim antilop veya işte ne bileyim kurt. Yabani hayvan çok ciddi boyutta, hatta şöyle söyleyeyim New Orleans tarafında. O Meksika Körfezi bölgesinde, New Orleans tarafı ve o civarda çok fazla bataklık var. Bu bataklıkta yaşayan çok fazla timsah var. Evet. Çok rahatlıkla bahçenizde, hatta eve girmişti. Bırak, evet, eve girmişti. Geçen haberini okudum. Kadın aynen eve bir öyle. Geliyor. Mutfakta evde kocaman timsah var. Yemek yiyor falan. Hatta o yüzden onlar şeyi çağırıyorlar değil mi? Timsah avcıları gibi. Timsah, evet, evet. Timsah ekipleri var. Bunu özel eğitim almış. Evet. Timsah çiftlikleri var. Oraya götürüyorlar timsahları, oradan toplayıp. Evet. Yani bunun gibi şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bizim Türkiye'de
ilginç böyle karşılaştığın, en çok karşılaştığın yabani hayvan neydi bilmiyorum. Şu ana kadar hayatım boyunca gözümde. Yani tilki görürüz herhalde. Tilki, evet. O yani şehirler arası yollarda falan olur böyle. Ne bileyim, köy yollarında, dağlık yollarda falan olur. Aynen. Sadece. Yani kurt tilki uluması duyuyoruz bazen de öyle. Yani kurt uluması, ama evet. Burada çok görüyoruz böyle, mesela. Burada markete, bizim evden markete giderken falan. Böyle koca koca işte porsuklar, morsuklar değil mi? Ne onlar? Possum. Possumlar. Porsuk değil mi? Porsuk değil mi? Possum. Possumlar gördük. Kokarca gibi hayvanlar gördük. Bayağı falan da büyük oluyor. Bayağı büyük. Atmaca, işte kartal. Evet, öyle kuşlar. Çok farklı çok kuşlar var. Çok evet. Farklı kuşlar var. Yani bunlar şehrin içinde arkadaşlar. Doğaya gittiğinizde daha neler görülür bilmiyorum yani. Ona henüz evet. Çok da fazla böyle doğanın içine karışma fırsatımız henüz olmadı. Doğa bizim için tabii ki çok önemli. Çok seviyoruz. O yüzden de bu bizi etkiliyor. Yani pozitif sayacağımız en pozitiflerin içinde en büyük şeylerden bir tanesi ulusal parklar var. Onlar mesela çok yakın bizim yaşadığımız bölgeye. Yosemite Ulusal Parkı, işte Grand Canyon Ulusal Parkı gene çok yakın bizim yaşadığımız bölge. Onlara ulaşım çok kolay buradan. Bunun gibi şeyler söyleyebiliriz evet. Yani. Arkadaşlar şu aşağıyı plaj bölümünü gösterelim istedim. Burası koy gibi. Şurada şöyle bir giriş var. Buradan yatlar içeri girebiliyorlar. Hatta şu arka kısımda küçük böyle iki tane koy var. Orası daha dalgasız, en dalgasız gördüğüm denizlerden biri burada o. Buralar çok yoğun, gene de koy olmasına rağmen çok yoğun dalga alıyor. Bir tek işte çocukları şu arkada rahat rahat sokulabilecek bir bölge keşfettik. Bir diğer şıkkımız evet. Nedir? İnsanların yaklaşımı bence. İnsanların sıcaklığı. Gidiyor. Yani evet. Aslında şöyle, politika olarak Amerika'nın tasvip etmediğimiz bir sürü yanı var. Bunu bir kenara koyalım, böyle bir gerçek var. Ama bunu daha önce de aslında belirtmiştik. İnsanlar, yani yaşayan vatandaş her zaman politika demek değil. Yani politikayı destekliyor demek de değil. Konuştuğumuz bir sürü Amerikalı arkadaşlar mesela desteklemedikleri bir sürü şeyleri konuşuyorlar. O yüzden hani şunu ayrıştırmak gerekiyor. Ülkenin politikasıyla, tutumuyla, oradaki yönetimiyle bunun içinde yaşayan insanların aynı olması, hepsini bir potada eritmek doğru değil yani. Bunları ayrıştırmak gerekiyor. İnsanlar çok sevecen, yardımsever olduğunu düşünüyorum. İnsanlar ben. Genel olarak evet. Evet kesinlikle. Ve birbirlerine çok saygılı. Zaten burada saygı çok önemli bir şey. Şöyle mesela bomboş bir sokakta yürüyorsun, adamın biri geçiyor, mutlaka sana selam veriyor. Evet. Bu pozitif bir şey yani, seni iyi hissetmene sebep oluyor. Güzel bir sadece şey öyle değil mesela bir yerden geçerken yol verme konusu. Evet, o da var. Birbirlerine, kapıyı tutma aynen öyle birbirine, özellikle hele çocukluysanız daha da bir ekstrem buna özen gösteriyorlar. Evet. Bizim orada Stater Brothers diye bir market var, oraya gitmiştim. Gene bir amcayla sohbete daldık, genelde oluyor. Sohbet sırasında işte kendi çocuklarının, torunlarından bahsetti. Sohbet ilerledikten sonra benim ayrılmam gerekti, ödemeyi yaptım. Yanımda da Mila var. Sonra tam ayrılırken dedi ki, evlat dedi, bak dedi, sana burada dedi bir tane bir şey varmış dedi, onu vereceğim dedi. Bana çıkarttı, bir peni verdi, tek bir peni. Böyle gıcır gıcır bir peni, yani yeni basılmış muhtemelen diye düşünüyorum. Bir peni verdi, dedi ki bu dedi, yani maddi değer olarak verme tabii ki bunu. Dedi ki bu şans penisi dedi. Bunu sakla dedi, kızına dedi şans getirecek bu dedi. Bana öyle bir peni verdi. Yani bunun bir maddi değeri yok, hiçbir şey yok, hiçbir önemi yok. Ama özel bir şey, özel bir hareket bu. Yani hani evet. Amcayı tanımıyorum, etmiyorum. Hiçbir şekilde bir bağım yok. Yani böyle Mine'yi falan gördüklerinde mutlaka böyle bir severler, mutlaka bir sevgi gösterisinde bulunurlar. Konuşmaya çalışırlar onunla, her ne kadar o İngilizce anlamasa da. Böyle çok fazla yaklaşımları var ve çok güzel. Şöyle biraz çevreyi göstereyim. Burası tam böyle bir artık yaz tatili dolayısıyla şehirden kaçıp okullarda tatil, çocuklar full buraya saldırmış durumda. Bu arada şu evi gösterir misin? Çok çok beğeniyorum bu evi, daha önceden biliyorum. Şu değil mi? Evet. Tuğla olan. Mutlaka arada şey diyebilirsin yani, işte arada bazıları suni olarak selam veriyor falan konusu var tabii ki. Yani bu hani şey değil, ama suni olarak bile verse selam veriyor olması bana çok yani enerji veriyor. Aynen, tabii ki saygı. Yani çok keyifli işte bir şey bu. Haline hatırını soruyor, bu güzel bir şey. Bir diğer şıkkımız, insanların burada hayatı, yani bu festivallerle, etkinliklerle böyle dolu dolu yaşamaları. Evet. Değil mi? Bu önemli evet, yani, bir kalem. Her şeyi böyle çok coşkulu kutluyorlar.
Örneğin en ufak bir festival olmasına bile gerek yok. Mesela sahilde biri diyelim ki bir şey çalıyor, bir iki enstrüman çalıyor. Orada 50 kişi falan dans ediyor. Yani çok gayet mutlu şekilde. Hep böyle keyifli bir şekilde festivaller, etkinlikler mesela devam ediyorlar. Mesela Santa Monica'da ve Huntington Beach'te mesela gayet böyle işte şey öbekleri var ya, böyle müzik yapıyorlar falan. Böyle. Evet. Her gittiğimizde mutlaka bir şeyler oluyor, var. Mutlaka oluyor, aynen. Yani bayağı yoğun. Evet. Bu arada. Tatilleri çok kısa. Ama bu tatilin hakkını veriyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir gerçek var. Bu arada ben size şu aşağıyı göstereyim. Çok başarılı bir yürüyelim istersen. Şöyle devamını da gösterelim. Şu seri bayağı güzel bir seri değil mi? Çok güzel ve hatta önden bir iki kat gözüküyor. Ama alttan böyle dört katlı falan tamamen kumsala kadar uzanıyor. Çok, evet, kumsala kadar uzanan bir parçaları var. Yani bu üst kısım iceberg'in görünen kısmı yani. Iceberg'in bir de görünmeyen kısmı var. Evet. Aşağı doğru uzanıyor. Hatta sen ve fiyatlarına bakmıştık hatırlarsan. Ne kadardı? Söylemeyeyim onu ben şimdi. Ne kadardı? Söyle söyle. Sanıyorum ya 3. ya 4. satılıktı. 27 milyon dolar diye hatırlıyorum. 29 milyon, 32 milyon dolar o civarlarda fiyatları vardı. Ama burası buranın yani en pahalı semtleri yerleri değil mi? Kesinlikle. Yani çok pahalı semtlerden bir tanesi. Yani böyle bir sürü pahalı semt var burada gerçi de. Evet. Yani bu da onlardan bizim, biri. Bizim bu paraları biriktirmemiz herhalde 200 yıl falan süreceği için. Daha fazla sürer bence. Biz bu paraları biriktirelim mi ya da biriktirmeden direkt harcayalım ya. Şu an cebimizde ne var? Özellikle gün batımı harika oluyor burada. Eğer bugün bilmiyorum, zannetmiyorum, biraz erken geldik, denk gelirsek onu da size göstermek isteriz. Ben şöyle soluna geçeyim. Aşağıyı da göstereyim size. O yüzden buradan çekim yapıyorum bu taraftan ki görün diye alt tarafı. Festival ve etkinlikler ve hayatı dolu dolu yaşamaları. O gerçekten bizce çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Mesela şey vardı, o işte Riverside'de gittiğimizde size paylaştığımız Charles Dickens festival şey vardı. Evet. Yani onca kıyafetler hazırlamışlar, diktirmişler falan, böyle bayağı yaşını başını almış insanlar falan. Biz inanılmaz şaşırmıştık. Biz çok çok beğenmiştik. Yani çok düşünsene Türkiye'de böyle bir yazarın böyle bir şeyi olsa, günü olsa, hiçbir şekilde ben yani inanamıyorum pek açıkçası. Hani böyle insanlar giyinecek, gelecek, ciddiye alacaklar. İşte utanma, yani bir utanma durumu oluyor böyle işte 1800'lerin, yani 1800'lerin elbiselerini mi giyeceğiz falan diye mutlaka bir konu olacaktır. Herhalde giyilmeyip herkes çekinerek hiçbir elbise çalışması yapmadan gelir diye düşünüyorum yani. Bir diğer sevdiğimiz yanında bu herkesin de bildiği bir şey aslında. Evet, tahmin etmesi zor değil. Evet, araba fiyatlarının şuradan inanılmaz ucuz istersen olması. Yani bizim ülkemize kıyasla çok ucuz aslında. Ya her yere göre ucuz. Her yere göre yani, ucuz. Evet, araba fiyatlarının ve benzinin. Benzin de ucuz ama araba fiyatları gerçekten çok bariz bir şekilde uygun. Evet. Özellikle Türkiye'ye göre çok uygun. Hay. Çao. Bir de şöyle bir şey var. Hayır bak, şey, lafını unutma. Çok fazla seçenek var. Ben onu diyecektim zaten. Yani evet, aşırı fazla seçenek var. Yani her tür model, her tür marka. İstersen şuradan geç canım. Artı ikinci elde de nostaljik arabaları bulmanız çok kolay. Evet. Çok fazla var. Bazı modeller yani Türkiye'de mesela çok zor bulunuyorken ikinci eldeki üzerinde çok güzel modifikasyonlar yapılmış İkinci elleri bile çok uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Yani o yüzden hani araba konusu gerçekten zaten Amerika'dan çıkmış bir şey aslında. Evet. Yani merkezi burası olduğu için, menba. Bir de alışta çok kolaylıklar var değil mi? Kolay, çok basit. Leasingler falan böyle. Hayır, hem satın almak kolay hem de satın alıp satmak da çok kolay. O da kolay. Yani. O da evet, çok çok basit. Evet. Mesela Mila'ya şey dedi. Merhaba tatlım. Tatlım dedi. Merhaba tatlım dedi. Merhaba tatlım. Mutlaka Mila'ya bir şey yapıyorlar. Laf atıyorlar. Yani bu Mila ile alakalı değil yani, tabii ki bütün bebeklerle, her çocuğa özel bir ilgi var yani, hani böyle bir şey söz konusu. Bir diğer sevdiğimiz yönü de çok çeşitli gıdanın bulunabiliyor olması. Marketlerde ve aslında restoranlar da öyle o şekilde çok çeşitli. Restoranlarda da öyle, aynen. Yani bir Hint restoranı bulmakta, bir Akdeniz restoranı, ne bileyim bir Çin restoranı, bunlarda hiç zorluk çekmiyoruz. Çok fazla çeşit var. Türkiye'de işte ne bileyim ben, işte bir Tayland mutfağı bulamazsınız. Yani Çin mutfağı bile bulmakta belli noktalarda var. Sushi için çok belli noktalara gitmeniz lazım. Burada çok fazla seçenek var. Evet. Gerek Asya mutfağının çeşitli yani ülkeler, farklı ülkeleri olsun. Gerek işte Meksika zaten çok fazla var. Çok. Avrupa'dan çeşitli yerler var. Var. Fransız İtalyan mutfağı, İtalyan mutfağı. Zaten aynen, İtalyan mutfağı. Yani Amerikan kültürünü, Amerikan mutfağını domine etmiş durumda açıkçası. Hani Amerikan mutfağı değil dedim mi? Pizza, makarna. Hani
Aslında gibi. Belki de İtalyan mutfağı mı demek gibi bir şey bir oluyor yani. Bir hamburgeri eklemiş falan galiba. Süpermarketlerde aşırı bir çeşitlilik var çeşit aynı zamanda. Çeşit çok fazla. Yani şey bile var. Atıyorum Çin süpermarketi, Japon süpermarketi, Kore süpermarketi. Evet, yani evet. Bütün süpermarket evet. O ürünlerle dolu. O şekilde de var. Şey de var mesela Türk, yani Türk demeyelim de Orta Doğu. Evet, süpermarketi, Orta Doğu süpermarketleri var, evet. Var. Oradaki ürünleri alabiliyorsunuz. Yani biz evet. Genelde o tarz süpermarketlere gidiyoruz. Çünkü evet. Alışık olduğumuz tatları oradan bulabiliyoruz. Seçenek çok fazla. Bu da bizim sevdiğimiz bir özellik. Yani evet. Farklı bir şeyler yapmak, evde denemek istiyorsanız bunlarla ilgili ürün bulabiliyorsunuz, içerik bulabiliyorsunuz. Bir diğer şıkkımız arkadaşlar, iki şey söyleyeceğim ama bir tanesi yemek porsiyonlarının büyüklüğü, çok doyurucu. Tabi bu beraberinde biraz kilo almayı getiriyor maalesef. Yani ama konumuz negatiflik olmadığı için farkındaysanız bu videoda hep pozitif şeyleri konuşuyoruz. O yüzden negatife girmeyeceğim. Porsiyonların büyüklüğü arkadaşlar, böyle gelmişsiniz tatile, çok karnınız aç, güzel bir şeyler yemek istiyorsunuz. Yani doyana kadar yiyorsunuz bir kere, öyle değil mi yani? En tabii azından canım. Böyle yani, evet. Ya porsiyonların büyüklüğünü insan böyle bir mutlu oluyor geldiğinde. Gözünüz gönlünüz doyuyor kesinlikle, falan. Kesinlikle aynen. Bir de refil olayı çok güzel bence. Refil evet, kültürünü evet. Refil kültürünü yani tekrar doldurabilme, içtiğiniz içecek bittiğinde yeniden doldurabilme kültürünü Amerika şu an bütün dünyaya yaymış durumda. Mesela Türkiye'de Carl's Jr. yanlış hatırlamıyorsam ilk bu doldurma olayını getirdi ki o da Amerikan zaten. Markası. Burada da zaten bu bir oturmuş bir kültür. Geçen Cem'le çektiğimiz videoda da şeyi bile, limonatayı bile, işte kahveyi bile refil yapıyordu yani. Orada evet. Yani bu her yerde olan bir şey değil tabii ki yani bu kahve. Çoğu yerde ama. Hayır yani kahve her yerde pek bulunabilen bir şey değil ama yok, diğer içecekler değil. Hepsi genellikle refil oluyor. Evet. Bu da beğendiğimiz kültürlerden bir tanesi. Sınırsız içebiliyorsunuz. Arkadaşlar size şöyle bir arkayı göstermek istiyorum. Çok güzel bir manzara. Buradaki evler biraz saray zaten. Değil mi? Buradaki evler böyle ev. Bildiğim 5000 metrekarelik falan şöyle devam evler. Edeceğiz. Çok güzeller. Burası biraz fazla esiyor arkadaşlar. Umarız size çok fazla şey gelmiyordur. Rüzgar gelmiyordur. Şu anda rüzgar engelleyici bir şey var üzerinde mikrofonun ama bir diğer konu elektronik gerçekten çok ucuz arkadaşlar burada yani birçok teknoloji firması zaten bura merkezde olduğu için onun da etkisi var. Gene bu konuda menba diyebiliriz aslında bunun. Evet. Ondan dolayı da tabii kendi halklarına da çok uyguna vermişti veriyorlar. Ben şöyle hem birazcık denizi hem de şöyle birazcık buradaki evleri de göstereyim. Elektroniği çok uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili de bir video hazırlamak istiyoruz. Size elektronik fiyatlarını da vereceğimiz. Ama karşılaştırdığımızda diğer ülkelerle gerçekten birçok şeyin özellikle kampanyalar oluyor. Mesela tabii. Costco'da, Costco çok işte Best zaten. Buy'da bazı dönemlerde Amazon'da işte, da oluyor bazen. Amazon'da da çok güzel kampanyalar evet, oluyor. Evet. Yani oradaki kampanyaları da özellikle takip ettiniz mi? Ekstra ucuza alabiliyorsunuz. Evet. Çeşitlilik de çok fazla var. Yani evet. Elektronik sadece fiyatı değil, çok fazla çeşit var. Bir de buraya galiba çoğu şey dediğin gibi daha önceden burada kullanıma başlanıyor. Yani mesela evet. Şu an Best Buy'a girdiğinde video çekersek orada gösteririz. Böyle her şey falan çok gelişmiş. Ev bilgisayarları, işte o evet, evet. Nesnelerin internet dediği şeyler, bütün o Alexa'lar falan onların envai çeşidi var. Evet. Henüz onlar Türkiye'ye daha yavaş yavaş geliyor. Burada her evde hemen hemen Alexa var bu arada zaten. Hatta hangi şeyi hatırlarsan yani. Bazı teknolojilerin İlk denendiği yer burası oluyor tabii ki. Mesela Volkan'ın ilk Facebook onunla iletişime geçmiştir. Bir arkadaşımız burada, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yakında oturuyor. Onun evinde mesela Facebook'un gönderdiği bir ürün vardı. Bu hem kamera hem takip sistemi, kamerayla takip sistemi olan bir ekranı olan bir ürün. Tıpkı Alexa'nın bir muadili gibi ama aynı zamanda da bilgi ekranı olan bir ürün ki günümüzde aslında bu yaygınlaşmaya başladı. Biz ilk geldiğimiz onun test aşamasına için belirlenmiş kişilere önceden gönderiliyor ve test aşamasını yapmıştı mesela Volkan bunlardan bir tanesini. Yani bunun gibi yenilikçi ürünleri test aşamaları da burada test ediliyor yani. Şöyle aşağıya göstereceğiz arkadaşlar size birazcık plaj kısmını. Oraya doğru yürüyelim. Orada şimdi devam edelim.
şurada bak şey var, küçük nehir var aslında. Minnacık bir nehir bulunuyor. Oradan akıyor. Şu sazlık bölümden geliyor. Nehir. Şöyle göstereyim hatta. Sazlıktan şöyle şuraya nehir akıyor. Bir nehir bölümü var buradan. Yukarıdan geliyor. Şurada hatta şöyle döküldüğü bir alan var. Buradan denize karışıyor. Şöyle denize karışıyor. Kum canavarına yemek mi yedireceksin? Aynen öyle. Acıkmıştır o. Kum canavarı acıkmış ama hemen kuma saldırmış durumda. Hiç pas vermiyor. Yakalayalım Mile'yi. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Nereye gidiyorsun? Öyle yengeçlere, balıklara falan baktık. Ondan sonra yukarı yürüdük. Hem oralar çok rüzgarlıydı. O yüzden bitişi burada yapalım dedik. Aynen öyle. Biraz tırmandık. Şimdi tepedeyiz. Şöyle gösterelim. Aşağısı da gözüküyor olması lazım. Evet. Mile de buralarda koşturup çevreyi keşfediyor. Bugünkü videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim dedik. Size vedalaşalım dedik bugünkü video için. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Amerika'nın sevdiğimiz yönlerinden bahsettik. Beğendiyseniz biliyorsunuz like tuşu, aynı zamanda subscribe tuşu, bize abone olmayı unutmayın. Zili de açın ki videolarımız yüklendiğinde hemen size bildirim gitsin, ondan da haberdar olun. Başka diyeceğim yok. Şimdilik evet, bu kadar. Bekliyoruz arkadaşlar. Gene yorumlarda her zamanki gibi evet, sormak istediğiniz bir şey olursa veya konuşmak istediğiniz şeyler olursa biz ona katılıyoruz biliyorsunuz. Gayet keyifli oluyor oradaki sohbet. O yüzden yorumlarda da gene bu videonun devamında buluşmak üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.